Efendim papatya. Anne. Neden böyle oldu? Neden kaybeden ben oldum? Hı? Söylesene. Erçin sen sarhoş musun? Sözleniyorlar. Ozan'la Aslım sözleniyorlar. Ozan Aslım'ı istemeye gitti. Aslım istemeye mi gitti? Ne olmuş? Ozan Aslım istemeye gitmiş. Ne? Benden habersiz. Ulan ben bunun hesabını onlardan sormaz mıyım? Berçin neredesin sen? Ben iyiyim anne. Sen beni merak etme. Kutluyorum. Kadersizliğimi kutluyorum. O varoş Aslım'a yenilmemi kutluyorum. Ben çok iyiyim. Sen beni hiç merak etme. Berçin... Zavallı annem. Kendini çok zeki zannediyordu. Sen merak etme Berçin. Her şey yoluna girecek Berçin. Hiçbir şeyin yoluna girdiği yok. Bitti. Sözleniyorlar. Berçin'i kimsenin düşündüğü yok. Berçin... kimsenin umurunda değil. Sanırım bu ikimiz için de geçerli Berçin. Olmadı. Yapamadık. İkimizi de kaybettik. Ben Ozan'ı çok seviyorum. Çok, çok aşığım ben Ozan'a. Çok. Çok seviyorum ben Ozan'ı. Çok. Çok seviyorum. O Ozan'dan nefret ediyorum. Çektiğimiz bütün acıların sebebi o. Asıl ben Aslım'dan nefret ediyorum. Hepsi onun suçu. Geldi, hayatımızı mahvetti. O olmasaydı Ozan beni sevecekti. Kabul et. Ozan seni hiçbir zaman sevmeyecekti. Saçmalama. Hayır. O kız olmasaydı Ozan zamanla beni sevdiğini anlayacaktı. E o zaman Aslım'dan önce kafalasaydın Ozan'ı. Sen bana laf yetiştireceğine önce bir kendine bak. Asıl Aslım seni hiçbir zaman sevmeyecek. Ayrıca ben olmasaydım bu kadar şansın bile olmazdı. Beceriksiz. Bak doğru konuş. Allah Allah. Konuşmazsam ne olurmuş? Hı? Böyle bir hatayı nasıl yaptım ya? Biz bu hatayı nasıl yaptık? Ben nasıl yaptım böyle bir şeyi?
Büyütme bu kadar ya. Büyütme mi? Büyütme mi? Ben Ozan'ı seviyorum. Ve o benim tek aşkım. Ama ben aşkıma ihanet ettim. Ben tam bir aptalım. Tam bir aptalım ben. Ben de Aslı'mı seviyorum. Ama yapacak bir şey yok. Olan oldu. Ağlamayı kes artık. Ben Aslı'mı seviyorum. Anne! Baba! İhtiyacım olduğunda bu evde kimse olmuyor zaten. Hiç şaşırmadım. Hiç şaşırmadım. Zaman geldi. Ne yaptım ben? Neden? Benim Ozan'ı sevdiğim gibi o da beni sevmiyor. Seni mahvedeceğim. Seni mahvedeceğim! Hepsi senin suçun. Sen görürsün. Sen görürsün. Ozan'ı sen çaldın benden. Anne, bak ben alışık değilim yalan söylemeye biliyorsun. Yapamıyorum. Rüyalarıma girdi diyorum sana. Çok kötü hissediyorum kendimi ya. Yok, benim ilk fırsatta Ozan her şeyi söylemem lazım. Tamam kızım, tamam. Önce bir sakin ol sen. Yok, yok ben çok kötü bir hata yaptım. Ozan'a Kaan'ı tanıdığımı söylemem gerekiyordu. Dürüst olmalıydım ben eşime karşı. Ne yapacağım ben şimdi? Tamam, otur bir sakinleş önce. İlk fırsatta doğruları anlatırsın Ozan'a, tamam mı? Hatta Kaan'ı da alırsın yanına. Birlikte her şeyi en baştan anlatırsınız. İstersen ben de gelirim seninle. Zaten Ozan'a ilk yalanı söyleyen bendim. Ona bir özür borçluyum. Ama Ozan akıllı çocuktur. Anlar bizi, merak etme. Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Anne, ya Ozan ona yalan söylediğimi öğrenip benden yüz çevirirse? Ya ben ne yaparım o zaman? Kızım. Sen bir sakin ol. Her şey yoluna girecek. Bak görürsün. Kabus gördüğün için böylesin sen. Hadi bir sakinleş, rahatla. Ben Ozan'ı kaybetmem anne. Ben onu çok seviyorum. O benim her şeyim. Anne buldum. Buldun mu? Ne buldun? Buldum. Aslı'mla Kaan İzmir'de aynı liseye gitmişler. Ortak bir arkadaşlarının sayfasında gördüm. Bak şu kızın sayfasında. Aslı'mla Kaan'ın fotoğrafları var. Güzel. Demek ki önceden tanışıyorlarmış. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Önce bu kızla konuşmam lazım benim. Sonra aklımda bir şeyler var zaten.
Sen dur. Ozan. Ne var Fatih, söyle. Bu yurdun su deposu işini hallettim. Onu söyleyecektim gerilme diye. İyi yapmışsın. Sağ ol. Evlilik nasıl gidiyor? Sinirli haline bakılacak olursa cicim ayları bitti galiba. İşine bak Fatih. Benim özel hayatımla ilgili konuşmaya hakkın yok. Haddini bil. Bence hakkım var. Çünkü aslım benim sevgilimdi. Sen bu evliliği benim ilişkimi yıkarak kurdun. Beni aldatıp giden aslım seni de aldatıp... Bizi ayırmak için her türlü pisliği yaptın. Ama olmadı. Şimdi biraz adam ol. Akıllı ol, evliliğim hakkında konuşma. Karımın adını ağzına alırken iki kere düşün. Bundan hesap sorulacak kardeşim. Az kaldı. Benim olanları geri alacağım. Fundacığım merhaba. Ben bugün sana internetten mesaj atmıştım. Evet. Evet, Aslım'la Kaan'ın arkadaşıyım ben, üniversiteden. Ya şimdi şöyle, biz diğer sınıf arkadaşlarımızla birlikte Aslım'a sürpriz bir parti yapmak istiyoruz. Kaan da katılacak. Bana da internetten fotoğraf bulup slide gösterisi yapma görevi düştü. Malum sen de onların eski arkadaşısın. Sende Aslım ve Kaan'ın yan yana olduğu fotoğraflar var mı? Anladım canım. Peki o fotoğrafları bana gönderebilir misin? Tamam, çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum. Fotoğrafları bekliyorum. Şimdi avcuma düştün aslım. Bu sefer elimden kaçamayacaksın. Dün Aslım da biraz daha kalayım dedi ama senden sonra fırlayıp gitti. Nereye gittin Aslım? Bana söylemek istemediğin şey ne? Başında bir bela mı var? Ozan. Benim sana bir şey göstermem lazım. Şimdi işim var Berçin, başka zaman. Hayır ya, şimdi. Bana yalancı muamelesi yapmandan sıkıldım artık. Madem bana inanmıyorsun, al kendi gözlerinle gör. Al işte. Aslım'la annesi gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlar sana. Ben sana söylemiştim ama sen beni dinlemedin. Aslım. Ozan. Ozan burada değil. Gel benimle, seni kurtaracağım. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Ozan! Ozan buradasın, biliyorum, neredesin? Bul beni Aslım. Çok yakınındayım. Aslım. Ne oldu? Bulamadın mı Ozan'ı? Ara bakalım, ara. Belki bulursun. Ozan. Ozan. Ozan neredesin? Geldi. Bana geldin. Hadi gidelim buradan. Senden nefret ediyorum. Sen benim hayatımın hatasısın. Sonuna kadar burada kalacaksın. Hayır. Hayır Ozan, dur. Ozan dur, dinle ne olur. Ozan! Ozan! Kızım. Kabus mu anne? Tamam.
Geçti bir tanem, geçti. Geçmiyor anne. Geçmeyecek. Kabuslar uyanınca biter aslında. Ama benimki uyanınca başlıyor. Kızım, yapma böyle. Harap ettin kendini. Bak hasta olacaksın sonra. İlacını da içmemişsin. Al bakayım şunu. Bana bak. Bir tanecik evladımın böyle gözümün önünde eriyip gitmesine izin veremem ben. Güçlü olacaksın. Duydun mu beni? Her karanlığın ardından sabah gelir diyeceksin. O zaman bu kabuslar da bitecek. Görürsün bak. Ben bu yükü taşıyamıyorum anne. Hasan'ın beni suçlu görmesini kaldıramıyorum. Benden nasıl bu kadar çabuk vazgeçer? Ondan nefret ediyorum. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Ama gelip kabuslarıma giriyor. Ama Aslım, sanki ondan nefret ediyormuş gibi değil de yardım istiyormuş gibi bağırıyordun kızım. Bak, şimdi sana böyle iftira atanlar, sizin aranızı açanlar gün gelecek cezalarını çekecekler. Görürsün. O zaman Ozan da görecek senin haklı olduğunu. Görmesin. İstemiyorum. Çok geç artık. İki cihan bir araya gelse, biz Ozan'la bir araya gelmeyiz. Hala? Eylül. Kusura bakma, bu saatte aradım ama uyuyor muydun? Yok, uyumuyordum. Ne oldu? Yarın işin yoksa bize gelebilir misin diyecektim. Aslım pek iyi değil de. Aslım'a bir şey mi oldu? Eylül, Aslım'la Ozan yarın boşanıyorlar. Ne? Hala ne oluyor? Ben bir şeyler duydum ama arayamadım. Bu kadar ciddi mi gerçekten? Evet canım. Evet, maalesef buralara kadar geldi olay. Bak, Aslım gerçekten çok kötü. Sana çok ihtiyacı var. Yarın ilk iş bize gel, ne olur. Olur tabii, olur, gelirim. Canım benim ya, nasıl üzgündür şimdi. Allah Allah. Neyse tamam, yarın görüşürüz o zaman, iyi geceler. Tamam canım, iyi geceler. Tabii danışman arkadaşımızdan alabilirsiniz. Ama ben eşinizle konuştum. Tahlillerinde de hiçbir sıkıntı yok. Bebeğiniz de çok iyi. Eylül arıyor. Efendim Eylül? Yaz merhaba. Kusura bakma, rahatsız ediyorum. Ben bugün işe biraz geç gelebilir miyim diyecektim. Ne oldu? Niye ki? Hasta mısın? Bir sorun mu var? Hayır, benimle ilgili değil. Aslım, Ozan'la boşanıyorlar. Ne? Ne boşanması? Uzun hikaye. Ben şimdi halamlardayım. Bugün Aslım'ın yanında olmam lazım. Tamam. Sen Aslım'ı yalnız bırakma. Ben de bir Ozan'ı arayayım. Tamam, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Uyuyor hala. Dün gece ilaç vermiştim. Zaten ilaçlar olmadan uyuyamıyor. Yoksa hep kabus. Canım benim ya. Yok, hala inanamıyorum hala.
Bizim Kaan nasıl böyle bir şey yapabilir ya? Çocukluğumuzdan beri tanıyoruz. Hayır, Aslım hep onu koruyup kollardı. Bilmiyorum ki yavrum. Beşer şaşar derler. Bu da öyle herhalde. Annesini de aradım ama ulaşamadım. Yok hala. Bu işin içinde başka bir iş var. Bir de ben konuşayım bakalım şu Kaan'la. Nerede kalıyor demiştin sen? Bilmiyorum ki. Aslında en iyisi senin konuşman. Sen anlarsın onun dilinden. Ama ortadan kayboldu işte. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Kızım, uyandın mı? Ne zamandır uyuyorum anne ben. Geç mi oldu? Geç olsun, önemli değil. Bütün gece uyuyamadın zaten. İstersen biraz daha uyu, dinlen. Daha vakit var. Yok. Yok, istemiyorum. Uyudukça kabus görüyorum. Ben kalkayım. Bugün bir an önce yaşansın ve bitsin. Hoş bulduk Hediye Hanım. Sağ olun. Merhabalar. Selam Aslım, ne haber? Ne haber mi? Bugün boşanma davam var. Sizce nasıl olabilirim? Bak, anlıyorum seni. Zor günler geçiriyorsun. Ama merak etme, ben senin yanındayım. Senin avukatlığını üstleneceğim. Gerek yok. İstemiyorum. Kızım, ne demek gerek yok? Bildiğimiz, tanıdığımız biri olsa daha iyi olmaz mı? Aslında bak, sen masumsun. Bugün bunu ispatlayarak bu çileye son vereceğiz. O adam sana zarar vermekten başka hiçbir şey yapmıyor. Bugün bu iş bitecek. Sen de yoluna bakacaksın. Yıkıldı çocuklar. Kadın kendi kendine itiraf etti Aslım'ın masum olduğunu. Hemen Ozan'ı bulmam gerek. Allah Allah. Kaçar gibi nereye gidiyor bu kadın acaba? Ozan, Aslım. Aslım. Gülde teyze. Evet. Kızım bana Ozan'ı buldu. Aslım'ın hiçbir suçu yok. Aslım masum. Benim bunu Ozan'a söylemem lazım. Hadi kızım. Hadi git, Ozan'ı bul bana. Ay Allah'ım ya. Aslım'a da Ozan'a da ulaşamıyorum. Nerede bunlar? Hediye Hanım. Fatih Bey, Ozan'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Aslım'la kavga ederek çıktılar ama buyurun ben yardımcı olayım. Benim hemen onları bulmam lazım. Allah Allah, ne oluyor ya? Efendim Berçin? Fatih.
Jülde teyze kendine geldi. Aslım suçsuz deyip duruyor. Hediye Hanım da fellik fellik Ozan'ı arıyor. Bir alakası olabilir mi? Yani olabilir. Koşarak evden çıktı. Ona da söylemiş olabilir. Allah kahretsin. Hizmetçiyi gönderdin mi? Gönderdim, alışverişe gitti. Mümtaz amca da yukarıda uyuyor. Ne yapacaksın? O kadın uyanırsa benim bütün planlarım suya düşer. Sen dışarıda bekle. Biri gelirse mutlaka beni ara. Sakın yanıma gelme. Ona kötü bir şey yapmayacaksın değil mi? Berçin, dediğimi yap. Bekle. Babamı çaldın. Benden çocukluğumu çaldın. Bütün bu servet, bütün bu hayat bizim olacaktı. Hepsi senin yüzünden. Şimdi de Aslım'ın benden almana izin veremem. Kusura bakma ama seni susturmak zorundayım. Allah'ım ne olur düşündüğüm gibi bir şey yapmasın ya. Jülde teyzeye bir zarar vermesin. Bana kalsa seni yaşatırdım. Oğluna çektireceğim acıları izlemen için. Ama plan değişti. Erken gideceksin. Senin suçun. Sen kimsin? Ne istiyorsun bizden? Benden çaldığınız hayatı geri istiyorum. Burada geberip gideceksin. Direnmiyorsa daha çok acı çekersin. Olduğum ortaya çıkacak. Jülde Hanım doğruları söyleyecek. Biraz daha hızlı gidebilir miyiz lütfen? Acilen yetişmem gerekiyor. Allah kahretsin, burada da çalışma var. Tamam oğlum, sen bir sakin ol da. Hediye teyze, ne yapacağım ben şimdi? Ya Aslım masumsa? Bunca yaptığım şey, bunca söylediklerim.
Tamam, tamam. Önce bir annene gidelim. Ondan sonra düşünürüz bunları. Yok ama. Ne oluyor ya içeride? Neden çıkmadı hala? Cidden bir zarar mı veriyor kadın acaba? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Fatih'i görürlerse biterim ben. Biterim ben. Berçin, ne yapıyorsun burada? Annem ne durumda? Ben biraz hava almaya çıktım da. Jüle teyze en son içeride baygın yatıyordu. Dur. Rahatsız etme istersen kadını. Hadi Ozan, hadi. Bittim ben. Bittim. Yakalayacaklar Fatih'i. Anne. Aa, Ozan. Uyuyor. Bekleyelim, uyandırmayalım. Soğukta camı niye açmışlar? Yok, kesin yakalandı. Biz bittik, biz mahvolduk. Senin ne işin var burada? Hı? Ozan'la hiçbir bağın kalmadı artık. Senin git buradan. Berçin, çekil önümden. Git dedim sana, anladın mı? Bu eve giremezsin artık. Ozan senin değil, ondan boşandın. Bu eve giremezsin. Giremezsin diyorum. Berçin, uğraşamayacağım seninle, çekil. Ne yaptın? Ne yaptın? Bir zarar vermedin değil mi kadına?